Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Şöyle güzel günler sizin olsun. Gününüz aydın olsun inşallah. Evet, sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla bir günleriniz olsun arkadaşlar. Evet, bugün sabah sabah şöyle güzelliklerle karşıladım sizi. İnşallah severekten ve güzel terapi olaraktan izlersiniz. Ve bir terapi olsun arkadaşlar videomuz. Evet, her zaman derim çiçek terapisi. En güzel terapi çiçek terapisidir diye. Evet, ben de hemen şöyle kılçık kaktüsümü size tanıtmak istedim arkadaşlar ve iki tane de yanına şöyle çok güzel açan menekşelerimi koymak istedim. Evet, bugün kılçık kaktüsümüzün hem dikimini hem de bakımını anlatacağım. İnşallah severek izler ve güzel vakit geçirirsiniz. Hemen karşı tarafta bambumuz ve hemen yanı tarafında zeze bitkimiz var. Suya ıslattım ve daha önce de köklendirdim. Şöyle göstereyim. Daha önce köklendirdim, yapraktan ürettim arkadaşlar. Onları diktim ve bunları da tekrardan kestim ve yine böyle bambumun dip kısmını ıslattım. Evet, suya koydum yani ıslattım derken. Evet arkadaşlar, zeze bitkimiz böyle zikzak girintili çıkıntılı zikzak türü olduğu için zikzak kaktüs ya da balık kılçığı kaktüsü diyerekten de isimlendiriliyor arkadaşlar. Evet, bizim balık kılçığı kaktüsümüz şöyle tomurcuğunu verdi. Onlara da şimdi anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi hem iç mekanda hem dış mekanda çok kolay bakımla sadece dinlenmiş su veriyorum. Bazen de hortumla suluyorum arkadaşlar. Benim balkonumda çünkü bu. Evet, normal içme suyuyla sulayabilirsiniz çiçeğinizi. Evet, hem güneş hem soğuk hem ayaz derken gördüğünüz gibi harika güzel büyüdü. Hem tırmanıcı bir bitki arkadaşlar hem de yerde sürünücü bir bitkidir. Ağaç üzerinde de doğal ortamında ağaç üzerinde de yetişebilir. Tıpkı orkideler gibi ve yerde toprakta da yetişebilir. Her iki ortama da ayak uyduran bir bitki arkadaşlar. Evet, zikzak kaktüsümüz, zikzak atlasımız, balık kılçığı kaktüsü de diye geçiyor. Sukulentgiller türünden aslında susuzluğa dayanıklı bir bitkidir arkadaşlar. Evet, daha önce gördüğünüz gibi yanı başında hemen şeyler var, menekşelerim var. Menekşe bakımlarını anlattım ve daha hala da anlatacağım arkadaşlar inşallah. Geri dönük videolarımı kanalıma ücretsiz olarak abone olup kanalıma abone olabilirsiniz ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Ve zikzak kaktüsümüz, gelelim anlatımına. Evet, şöyle tomurcuğunu açtı ve hemen alt kısmını da soldurdu gördüğünüz gibi. Çünkü tomurcuk tamamen o kısmın gücünü aldı arkadaşlar. Tabii her tomurcukta böyle olacak diye bir şey yok. Şu anda böyle oldu. Yani hepsinde de olacak diye bir şey yok. Hani tırmanıcı bir bitki, yerde sürünücü bir bitki de yok ya arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet, yukarıdan saçak çıkartıyor ve alt kısmına, toprağın içine giriyor. Hemen şurada göstereyim. Yine burada saçak çıkarmış. Oradan kesip direkt dikerseniz de kök atmış, size hazır kök atmış bir zikzak kaktüsü çeliği olur. Evet, daha önce çok uzamıştı o kısmı. Hemen şimdi şöyle göstereyim. Evet, şöyle daha yakından göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi baya bir uzamıştı arkadaşlar. Bir rüzgardan oradaki benim balkonumda duruyor bu prenses. Balkonumda dururken rüzgardan o demire çırpmasıyla kırılmış galiba. Şöyle iki tane çelik oldu. Ben o kestim ortasında ve dik şey yaptım. Toprağa diktim. Gördüğünüz gibi bir saksı kenarına, daha doğrusu özel bir saksı ayarlamadım. Bunu ben birkaç gün saksının o dip kısmına bıraktım arkadaşlar. Boş bıraktım. Hemen toprağın üzerine. Orada birkaç gün buruşmasını sağladım. Yani o kök kısmının, kırılan kısmının birazcık suyunun çekilmesini bekledim. Ondan sonra diktim. Bu arada çiçeğimiz, çeliğimiz şaşırdı. Ben buraya kırıldım, düştüm. Kuruyacağım diye beklerken toprağa diktik ve sulamasını yaptık. Ve hemen çok sürmedi. Saçak attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz de böyle yapabilirsiniz. Zaten kaktüs ve sukulent türlerini hemen dikip toprağa hemen sulamayın kesinlikle. Bu şey de olabilir. Leş kaktüsü de olabilir. Normal kaktüsler de olabilir. Birkaç gün bekledim bir peçete üzerinde. Ya da bir tabak üzerinde bekledim. Ya da bir toprağın dip kısmına koyayım. Çiçeğin dip kısmına koyayım. Orada biraz bekletin arkadaşlar. Ondan sonra dikin, birkaç gün bekletin. Orada kuruyacağım zannetsin. O dip kısmındaki suyu çekilip de diktikten sonra, suladıktan sonra mutlaka saçak veriyor. Evet, bu benim çelik, tek çelikti.
Şöyle üç kısmından kırdım bunu. Kestim. Buradan kırılmıştı. Çok uzundu. Şöyle boyu 1 metreyi geçiyor arkadaşlar. Çeliğin boyu. Kırıldı. Dedim artık daha nereye kadar gidiyorsun derken galiba nazar ettim. Bir gün bir baktım kırılmış. Oradan sallanıyor. Dedim düşmesin. Onu hemen oradan kestim. Buradan kopardım. Ve hemen uç kısmını da kopardım. Çok uzun olacaktı. 2 tane çelik yaptım. Ve neyi de yapmışım? Gördüğünüz gibi iki çeliklerin ikisi de tutmuş. Başka bir çiçeğimin dik kısmındaydı arkadaşlar. Öylesine dikivermiştim. Ve dedim ki şöyle bir sarkaç, küçük bir saksım var. Onun içine ayarlayayım, dikeyim dedim. Bu arada video çekmek aklıma bile gelmemişti. Sadece hemen dikecektim. Dedim ki şöyle prensesimiz tomurcuk yapmışken hem dedim bu tomurcuklu halini göstereyim hem de çeliğimizin dikimini yapayım dedim. Nasıl çelik yapılır, nasıl çelikten üretilir onu da anlatayım istedim. Evet, fazla çok aşırı su istemeyen, aşırı güneş istemeyen, havadar olması gerekiyor arkadaşlar. Hem dış mekanda hem de iç mekanda rahatlıkla böyle dekoratif olarak da bitkimizi bakabiliriz. Çiçeğimiz bizim kenarları yapraksız. Bunlar yaprak, bu zikzak yerleri yaprak vazifesi görüyor. Ve kılçık atlas, balık kılçığı ismini de şöyle dikenlerden alıyor. Şöyle daha yakın göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi her zikzak arasında dikenleri var. Evet. Evet, zikzak kaktüsümüzün çiçeğini belki de akşamdan açar, sabah biter arkadaşlar. Fazla uzun olmuyor ama kendi yaprağı böyle görüntüsü güzel oluyor. Görüntüsü güzel olunca tabii çiçeğin de beklemiyorum, bekliyor. Tam 2 yıl oldu. Ben bu prensesi dikeli. 2 yıl sonra açar diye duymuştum daha önce aldığım kişiden. Gerçekten de 2 yıl sonra tomurcuk verdi prensesin. Hani böyle dolu dolu açmasa da bir tane en azından gösterdi. Beni mutlu etti. Evet. O kadar dikkatli alıp gelmeye çalıştım ki tomurcuğu zarar görmesin diye. İnşallah akşam da denk gelir de şöyle bir çiçekli halinde bir videosunu çeker size gösteririm. Evet, hemen şurada. Yaşlanmış bir çelik. Böyle çirkin olmuş bir çelik. Bunu da kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan kestiğiniz zaman yeni filizler verir burada. Hatta şurada hemen bir tanesini şöyle kopartayım. Bunu da kopartalım. Hemen şuradan bir peçete ayarlayayım. Evet, şöyle bir peçete üzerine koydum. Buna hemen dikmeyin arkadaşlar. Birkaç gün bekletin. Mesela 3 gün, 4 gün her neyse bekletin. Ondan sonra dikimini yapın. Mesela şurada bir yaprak kopardım ben hemen buradan yan tarafından. Bunu bile dikebilirsiniz böyle. Evet, şöyle kopmuştu daha önce ben dikmiştim. Şöyle toprağını temizleyeyim. Şimdi onu aldım geldim saksının içinden. Bu bile böyle minnacık saçak çıkarmış şuradan. Bu bile tutar arkadaşlar. Tutmuş da yani. Ben şu anda video çekeceğim diye sizin için çektim getirdim ama bunu tekrardan dikeceğim. Yani böyle bir tane şöyle yaprak tarafını bile keserseniz tutar. Çok arsız bir bitkidir. Arsız ve yüzsüz diyorum ben bazen böyle bitkilere. Evet. İnşallah çiçekli zamanında çekerim size paylaşırım. Akşamları açıyor. Sabaha kadar soluyor arkadaşlar. Maalesef ki insan istiyor ki şöyle çiçeği açtığı zaman baya şöyle bir gündüz birkaç gün göreyim istiyor ama maalesef bu çiçeğimizin de huyu böyle. Huyu kurumasın diyeyim. Huyu böyle arkadaşlar. Evet, yapacak bir şey yok ama yaprak görüntüsü yetiyor zaten şöyle. Evet, iç mekanda da dış mekanda da biter tutar yaşar dedik ya arkadaşlar. Eğer iç mekandaysa şöyle sabah güneşi alması gerekiyor. Ya da akşam güneşi gün boyu güneş alması gerekiyor ki o güneş ışığından faydalanması gerekiyor. Dış mekanda da bakacaksanız sadece sabah güneşi alan şöyle havadar güzel bir yere koymanız gerekiyor. Böyle genelde sarkaç saksılarda daha güzel oluyor. Sarkaç saksılara böyle dikerseniz muhteşem oluyor. Evet, şimdi buradaki
Çiçeliğimizin ben dikimi de yapacağım. Şöyle tek elimle yapacağım arkadaşlar. Sabitlemedim telefonumu. Gördüğünüz gibi gayet de güzel ve çok iştahlı yapraklar, şeyler, çelikler dip kısmından saçaklar atmış arkadaşlar. Çelik diye yanlış konuşmayayım. Ve evet, toprağımız kuru bir toprak. Şöyle gayet de biraz derin açayım elimle. Bu prensesimizi böyle koyarım içerisine. Tek elimizle Bismillah dedik. Şöyle güzelce hafif dibini, o saçaklarını kırdırmadan bastıralım. Buradaki de az önce ben çelikleri çekerken çıktı. Bu ne diyebilirsiniz? Bunu da buraya iliştireyim sadece. Sonra tekrar çeker başka bir yere de dikebilirim. Ya da burada kalabilir de. Evet, rozet çiçeğimizin tohumundan çıkmış. Şöyle diğerini de dikelim. Tek elimizi ne kadar dikebilirsek artık. Evet, Bismillah dedik ve dikimini yaptık. Hafiften böyle bastırmamızın sebebi kök kısmı hava almasın ki daha çabuk tutsun. Evet, şurada da suyumuz var. Direkt toprağa dikerseniz sulamayın birkaç gün arkadaşlar. Ben şu anda saçaklar var olduğu için şey yaptım. Suyunu verdim. Toprağı kuru bir topraktı. Saçakları vardı. Ama diğer taraftaki kestiğimiz, az önceki kestiğimiz çelikleri de birkaç gün beklettikten sonra dikeceğim. Hemen şu diğer yaprağı da dikeyim aslında. Evet, onu da buraya iliştirdim. Evet arkadaşlar, like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel reels videolar paylaşıyorum. Evet. Müzik eşliğinde çok güzel videolar paylaşıyor. Orada bizi yalnız bırakmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bugünlük de böyle olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir ve güzel vakitler geçirmişsinizdir. Ve inşallah şöyle takip edeyim. Akşamları inşallah takip edeceğim ve bu güzelliği size paylaşacağım arkadaşlar. Belki dedim şöyle açtığı zamana denk gelemem. Çünkü akşamdan açıp sabaha kadar solduğu için arkadaşlar bu aralar hep balkonda olacak gözüm ama belki dedim hani hiç videosunu çekemem takipçilerime. Şöyle bir tomurcuk halinde göstereyim istedim. Evet, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.